Tesadüfen bir film şirketine girdim. Ofis boy. İş arıyordum. Yapacak bir işim yok. Yeni ameliyatlıyım falan. Koltuk denekleriyle iş arıyordum. Kalça çıkıyor arka tarafında. Gruaba'da ameliyat olmuştum. İş arıyordum. Yeşilçam'a düştüm. İnanır mısın? Yeşilçam'a her gelen ilkin oynamak için gelir. Sonra kameraman olur. Asistan olur. Yönetmen olur. Şey olur yani. Kimisi de içeri gider şimdi. Bu film şirketine girince bir takım kişilerle tanıştım. Gözüm ilkliğin bir daktiloya takıldı. Ben ne iş yapabilirim burada? Onun hesabını yaptım. İşte orada daktilo yazmayı öğrendim. Taka taka falan. Hemşerim benim rahmetli şey geldi. Muharrem Güstes. Atilla Arcan'ın babası. O kalemle yazarak Ali Fatih'de daktilo biliyorsun. Biliyorum hocam dedim. Şu senaryo dedi daktilo eder misin? Ne diyeyim? Ama bozma dedi bak nasıl yazdıysam. Laflar bu tarafa, hareketler bu tarafa yani biz yazsan bir tarafa, diyalog bir tarafa. Sayfayı böyle ikiye böl. Tamam hocam. Yazdım beğendi. Arkadan metro filmi Aram Gülüyor. Şeyden, Melek filmden falan. Senaryolar gelmeye başladı bana. Elle yazılmışları. Daktilo ediyorum ben. Fakat o ara nasıl yazılır senaryo, ne olur? Nereden girmiş, nasıl götürmüş, nasıl neticelendirilmiş? Bunları hep kafamda şey diyorum, yerleştiriyorum birilerine. Şimdi o ara sansür vardı. Ankara'da Merkez Film Kontrol Komisyonu. Çekilecek filmlerin senaryoları oraya giderdi. Yedinüs'e halinde. Yedinüs'e. Orada senaryolar okunur. Ya toptan reddedilir ya şu sahnelerin çıkarılması koşuluyla müsaade edilir veyahut da tamam çekebilirsiniz diye onay gelir. Ondan sonra filme başlanır. Tabii biz işin üçkağıtçılığını yapıyorduk yani. Oraya giden senaryo başvuruyordu, çekilen başvuruyordu. O da ayrı bir şey. Argoları falan çıkarıyorduk. Ve polise, devlet büyüklerine, komşu ülkelere, şeylerine dil uzatmak yok. Bir de ahlakamın gayrı şeyler. Gerçi benim senaryomda onlar olmadı da. Bazen yazanlar olurdu. Ben onları yumuşatıp çıkarıyordum. Devamlı daktilonun başında sansür senaryosu yazıyorum. Gelir geliyor bana yani. Yazan açtım, büro açtım, teketer tuttum. Ona yazdırıyorum, ben yazıyorum falan filan derken işi kapadım, oturdum, bir senaryo yazdım. Ha ilkin şey, Yavuz Figen'le kafasına bir konu varmış. Türk'ün aşkı başkadır. Hadi Fatih gel şunu beraber yazalım dedi. Şimdi işi iyice öğrendim. Yazalım Yavuz Bey dedim. Türk'ün aşkı başkadır. Şimdi o laflıyor, ben laflıyorum. Kafam bayağı çalışıyor senin bu işe dedi. Niye yazmadın şimdiye kadar? Ne bileyim dedim, cesaret edemedim. Yavuz'um dedim. Bu 60'lı yıllar. Yusuf Sezgin, Selma Güner'i. Türk'ün aşkı başkadır. Onu yazdım. Beraber yazdık yani. Film iş yaptı. Ondan sonra oturdum bir kendim yazdım. Son söz benim. Cihat Aşkın, Sefa Serda, Tansu Sayın, Zeki Çam, Çam filmler çekildi o. Yine Yavuz çekti onu. O da güzel iş yaptı. Arkadan şey, Hayat Acıları. İzzet Günay, Figen Say, Yıldırım Gencer, Danyal Topatan vesaire. O film bayağı iş yaptı. Derken arkadan Çarşamba'ya selamdı. Ondan patladı işte. Böylece hiçbir işe yaramayan Ali Fuat Kalkan senarist oldu. Bir de sevdim bu işi yani oturduğum yerde. Yani yürüyemiyorum, edemiyorum, koltuk emekli falan filan yani. Zamanla onları attık. Bayağı bir zamanların en hızlı senarist oldu. Kaç senaryo yazdınız toplam? Bunlar 150'nin üzerindedir. Şimdi internette var 60-70 tane, 78 tane galiba. 68 bilemiyorum. Çoğunun ismini hatırlayamıyorum. Ben hiç de müracaat falan etmedim bir yere. Kendilerine yapmışlar, bana sayfa açmışlar. Orada 68 tane var. Ama 150'nin üzerinde. Ve bunun içinde fotoromanlar var. 10 tane falan. İlk fotoromanları yazanlardan birisiyim ben. Güneş fotoromanları. Biz hiç para kazanamadık desem yeridir. Karın tokluğuna çalıştık. İşte Ertem Bey de anlattı. 6 bölge, o 7'de de 6 bölge var. Bölgelere
proje şey diliyor, onlardan anons geliyor, senaryo sipariş ediliyor, yazıyoruz. O öyle kadro kurmuşlar, bir şey yapmışlar, yazıyoruz. Bittikten sonra senet veriyorlar. 3 aylık, 4 aylık senet, sanki elma armut satıyormuş gibi. Ya bu benim beynimden çıkmış, kendim çektim. Benimden çıkmış, duygularım bu. Neyse işte atlamışım. Senet ve kat satıyorum ben. Seneti %40'a, %35'e bozduruyoruz. 600-650 lira para geçiyor elimize. Senette bir geri döner de ödenmezse, bu sefer cebinden ödüyorsun. Çok böyle geri döndü. İnanır mısın, o sulakta ciğer ekmek sattım, bu senedin parasını ödedim. Şimdiki gençler çok şanslı. Şimdi devasa paralar alıyorlar. Mesela enteresan bir olay anlatayım. Dadaş film var, Kadir Kesen'den, Cahit Bey'le falan. İşte onların, onlara yazıyorum bir şeyler. Emin Baba diye bir adam var. Ben oradan senet alıyorum, kapıda Emin Baba bekliyor. 1000 lira senet alıyor, bana 600 lira veriyor. Kendi adamı yani aslında. Direkt 600 lira vermiyorlar da 1000 liraya satmış oluyorlar diye. Para tekrar patrona dönüyor. İşin güç geldi. Emin Baba'nın kafasına girmişler. Şövalye yüzüklü, 8 köşe şapkalı. Yani özünü bozmamış bir Anadolu Erzurumlu bir dayımız, çok cahil. Okuma yazması da yok. Onu kafaya almışlar. Film çekeceklerine Eşref abiyle anlaşmışlar. Kolçak'la, Nilkutval'la, efendime söyleyeyim Turgut Özatay'la falan anlaşmışlar. Film çekecekleri, hatta mekanda tutmuşlar. Kulüp 12'de çekilecek. Turgut Özatay filmin sonunda şeyden aşağı atılacak. Çatıdan aşağı atılacak, öyle ölecek falan. Filme başlayacaklar. Kameraman Rafet abiydi galiba, Rafet Şirinler. Ona para vermişler. Yönetmen para almış. Adamı götürmüşler yanına, kafayı bulmuş. Adam parayı dağıtmış bunları. Şimdi filme başlayacaklar, ufacık bir şey unutmuşlar. Senaryo yok. Ben de dostlar bir tanesi var, orada içiyorum. Bir şeyler almışım. Tokyo telikler ayağında, evime gideceğim. Çocuk elde koşa koşa, Şafak Film. Kardeş film, Şafak Film zaten kardeş şirket. Fuat abi seni çağırıyor yolcu gelme. Gittim, gittim. Al sana 1000 lira, bana sabah senaryo lazım. Abim, bir gecede, nereden bulacağım ben, nedir yani? 1000 lira da kaybetmek istemiyorum, ben yan bakıyorum paraya. Dedi, şu sahneye gel dedi, Turgut Özatay şeyden aşağı düşecek. Şimdi Emin Baba'dan istediler parayı, 1000 lirayı şimdi. Dedi, Emin Baba kızdı. Mekan dediğini tuttum. Kameracı dediğini tuttum. Negatif dediğini aldım. Pozitif dediğini aldım. Efendim, ışık dediğini para ödedim. Şimdi senaryom nereden çıktı? Emin Baba, feryatları da. Neyse adam istemeyerek çıkarttı, verdi 1000 lirayı. Şimdi ben 4 dönüyorum. 2 ay arıyorum. Buraya gittim, buraya dedim, kitap okusam zaten hızlı kitap okuyamıyorum. Ar sinemasında film oynuyor. Kovboy filmi. Johnny Hamlet. İtalyan filmi. Dikkatimi çekti, girdim oraya. Seyrettikçe, seyrettikçe. Bizim bildiğimiz Hamlet hikayesi bu. Ben de bir tane Hamlet'i kovboy yapmışlar. Dedim, ben İtalyanlardan aptal mıyım? Ben de tuttum Hamlet'i. Gangster yaptım. Hani bilirsiniz Shakespeare'in o Hamlet hikayesini. Babası öldürüyor, annesi amcasıyla evleniyor. O da geliyor, olayı çözüyor. Amcasını şeyden aşağı atıp öldürüyor. Öyleyse şey bağlandı. Ben yazdım, onlar çekti. Ben yazdım, onlar çekti. Senaryo bitti, film bitti. Bir sürü yönetmenin senaryosunu daktil ettim. Dersleri oradan aldım. Gerek yazılmış senaryo, kalemle yazılmış şey. Daktil ederek, gerekse sansüre yazdığım senaryolarda. Şimdi bir senaryo geliyor, ben kimin yazdığını anlıyorum hemen. Herkesin tavrı ayrı. Hava entrücüsü var, müzikalcısı var, dramcısı var, komedi yazanı var. Ben avantür ve müzikallerde karar kıldım. Komedi
pek yatmadı. Çünkü hayatım komik değildi yani. Biraz dram içinde geçti. Gülmeyi pek beceremem. Güldürmeyi de beceremem. Olabilirliği, yaşanabilirliği olacak. Tabii yazdıklarım hepsi yaşanmış olayı değil. Bir yaşam, bir gazete küpüründe, birinin komşunun anlattığı bir şeyden, köyde olmuş bir olaydan, bir gazete, bir televizyon, radyo haberlerinden bir şeyi bir defa dank ediyor sana. Ya diyor, bu film olur. Anlıyor musun? Bir kıvılcım zaten bir atılmış taş gibi genişler kafanda. Genişliyor zaten. Genişlediği zaman ana hikaye çıkıyor diyor. Ana hikayeyi yakaladın mı? Bir de onun yan olayları vardır. Ana hikaye bir ağacın gövdesi olarak kabul edersek, onu besleyen dalları vardır ana ağacın. Bunlar da yan olaylardır. En başrolde oynayan jön ve jöntüye katkı sağlar, alnına ağlar, ondan güler, onu alkışlar, ondan üzülür. Bu hep şeye, ana oynayanlara katkı yapar. Ama bu yan olaylar ana olaydan büyük olmayacak. Mesela bir ağacı düşün, ağacın gövdesi şöyle, dalı böyle. Olmaz. Yan olay, ana olayı gölgede bırakmayacak. Sadece ona şey aktaracak, katkı aktaracak şekilde. Yani böyle olayları, 17 kaidesi varmış, şimdi tek tek sayamam senarist olmak için. Bunun 7-8'ini yerine getirirsen çok süper senaryo olurmuş. Hepsini yerine getirirsen acayip süper olurmuş. Hepsini yerine getirdin halde doğuştan senarist değilsen gidip bir şey olmazmış. Çetin Dağdelen filmin sahibi. Dede Çetin derler. Lakabı öyle yani. Ben şekerli bir adam. O birini göndermiş. Çetin abi seni istiyor. Las Kemal abi. Onbir Osman abi. Bizim orada topladığımız kahve. Artistler kahvesi derler. Çoğu orada yatar, orada kalkar. Öyle bir kahve. Niye çağırıyor dedim. Ya senin bir misafirin gelmiş. Şeyden, Rize'den. Trabzon, Rize'den. Ya benim misafirim, ben orada kimseyi tanımıyorum ki dedim yani. Kimdi? Ya gel seni, hararetle seni bekliyorlar. Samsun Çarşamba'dan, pardon. Misafir. Uzun zaman yaşadı. Yıldıray Çınar, Esen, Seder Güvenirgil, Gönül Bayhan, Hayat Anadolu falan oynadı. Yıldıray'ın gençliği. O zaman o film patlattı beni şey. Çarşamba'yı sel aldı. Neyse gittim. Elimde poşetler. Bir adam kalktı orada. O Alfat abimiz geldi dedi Çetin Adela. Adam bir ayağa kalktı. Allah. Ula Alfat Kalkan sen misin? Benim abi dedim, başka yok. Ula dedi, ben de seni bir adam zannettim dedim. Ne abi dedim, ben adam değil miyim dedim. Ula ne bileyim dedi. Al şu kadar boyun var dedi. Abi dedim, ben seni tanımıyorum bir. İkincisi, beni hakaret etmeye mi çağırdın dedim. Yani boyumu, posumu bana hatırlatıyorsun. Ula uşak kızdın mı yoksa dedi. Yok canım kızmadım dedim ama titriyorum. Ula gel dedi. Kalktı geldi, elini omuzuma attı. Ben devrilecektim neredeyse. Ula uşağıma bir bira verin dedi. Oturduk biraları içiyoruz. Ula dinleyin dedi, uşak kızdama dedi. Ben ona teşekkür etmeye geldim dedi. Niye dedim teşekkür etmeye geldim? Ula dedi, senin sinema filmin gelmeden önce dedi, çarşamba sen aldın. Bir yazlık sinema tutmuştum dedi. Bacakları yoktu sandalyelerim dedi, tahta çakmıştım falan dedi. Kirasını da ödeyemeydim dedi. Sonra dedi, film bir iş yaptı dedi. Cam çerçeve kırıldı. O sinemayı satın aldım dedi. Yanında da bir kışlık sinema yaptım dedi. Ha bu senin çarşamba sen aldın, filminden oldu dedi. Onun için dedi, seni dedi merak ettim dedi. Seni görmeye geldim dedi. Sen de dedi. Aman abi sus dedim. Barıştırma. Sektör denemezdi yani. Çünkü o zaman filmi yapanlar kahramandı bence. Parasını sokağa atıyordu adamlar. Kimisi de Münevim Baba örneği kandırılıyor. Kimisi söyleme sahip bayan çok bu işte deliyim falan hesabı. Kimisi şöhret olmak falan. Kimisi de yani sinemayı bilmeyen adamlar geliyordu aslında. Ama yerli orada şey kurmuş, firmalar vardı. Kemal Film, diyelim, Beya Film, Ant Film, Birsel Film gibi yani sayabileceğim şeyler var. Geri gelenler ya sıfırdan zengin oluyorlar veyahut da elindeki parayı batırıp kaçıyorlardı.
Biz kar ettikleri zaman vergi ödüyorlar. Para ettikleri zaman devlet yardım etmiyordu yani. Sosyal güvence mesele hiç yoktu. Böyle bir devirde şimdiki gençler şey. Ama iyi ki eziyetleri çekmişiz. İyi ki emek vermişiz. Hiç pişman değilim. Hakkım çok geçti, helali hoş olsun. Şimdiki gençlere, şimdiki sinemayı emanet ettik, bayrağı teslim ediyoruz. Onlar daha yukarılara taşısınlar. Şimdi şeyin eziyeti çekilmeyince bir şey inşa edemezsiniz. Biz bina yaptık, onlar güle güle olsunlar.